Sevgili seyirciler, şu anda Adana'da Seyhan Baraj Gölü üzerinde yer alan harika mı harika muhteşem bir mekandayız. Sizlere doğal bir lezzet, Adana'nın yerlisi. Bakın, Türkiye'de vazgeçemeyeceğiniz bir lezzeti Adana'da Adana kebabı çekeceğiz şimdi sizler için. Önce hazırlanışını göstereceğiz, sonra da bir güzel midemize indireceğiz. Kenan abimizin mekanına gelelim istedik. Adana nasıl hazırlanıyor? Adana'nın sunumu nasıl yapılıyor? Bunları görmek istedik, yerinde tatmak istedik efendim. Şimdi elimde şöyle göstermek istiyorum sevgili seyirciler. Bakar mısınız buna? Bir ok misali elimde duran işte bu gördüğünüz alet Adana'nın bir porsiyonu. Evet, yanlış duymadınız. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum efendim. Evet, neredeyse yarı boyuma tekabül eden bu aletin üzerine Adana kebap geçiriliyor. Evet, bir porsiyon Adana işte neredeyse benim boyumun yarısı kadar ediyor efendim. Hemen ustama merhaba demek istiyorum. Seyfi merhaba. Ustam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Seyfi ustam, kaç yıldır bu işte meşgulsün? Vallahi kendimi bildim, yani bu meslekteyim. Evet, kendini ne zaman bilmeye başladın? Ben 92'den beri meslekteyim, 12 yaşında. Aman yarabbim. 14 yaşında ustalık yapmaya başladım. 14 yaşında ustalık yapmaya başladım. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi 14 yaşında ustalık yapmaya başlamış birinden bahsediyor. Yaş kaç? Yaş 36. Yaş 36 olmuş, ustaların ustası olmuş, devam ediyor Adana yapmaya. Tabii Adana yapmak bir usul değil mi? Tabii ki. Ben burada bol bol et görüyorum. Evet. Farklı farklı etler görüyorum. Ne etidir bunlar? Bunlar kuzu. Bizim Adana'da özel yetişmiş kuzu. Özel yetişmiş kuzular, bakar evet, mısınız? Özellikle de Adana'da yetişiyor bunlar. Yetişmiş. Adana köylerinde evet. Yetişiyor. Şimdi bu tarafı but kısmı oluyor. Bu tarafı but kısmı oluyor. Evet. Bu tarafı ne kısmı oluyor? Bu tarafı da kaburga. Kaburga. Evet, şurası da et evi oluyor. Gördüğünüz işte buna et evi diyoruz. Et evi deniyor. Yan kol mu? Evet. Adana yapmak istiyorsak bu üç tane muazzam parçayı birleştiriyoruz. Tabii. Kıyma yapıyoruz. Kıymayı böyle makinede mi geçiriyoruz? Kendimiz artık makine haline dönmüşüz. Öyle mi? Evet. Nasıl yapıyoruz bunları? Yapıyoruz. Birazdan hep beraber göreceğiz nasıl yapıldığını. Sürpriz. Bismillah diyorum, başlıyorum. Tabii sevgili seyirciler, Seyfi ustam keserken ben de biraz ondan bahsetmek istiyorum. Biraz mütevazilik de yapıyor ama 12 yaşında mesleğe başlayıp da 2 sene içerisinde yani 14 yaşında usta olmuş birinden bahsediyoruz. Şu anda da yıllarını vermiş. Artık tabii ben bu bıçağı alsam nasıl keserim bilmiyorum ama şu anda ustam maşallah böyle normal evde herhangi bir gün, herhangi bir zaman geçirir gibi eti doğruyor. Kenan abi maşallah ne güzel bir usta bulmuşsun. Evet, yani biz bu mekanı açarken bile her şeyimizi özellikle seçmiş bulunuyoruz. Yani mecbur müşteriye hitap edişimizden mecbur seçmek zorundayız yani. Değil mi? Yani çok müşteri tabii, her zaman etmez. Her yerde olduğu gibi veli nimetimizdir. Tabii ki. Yani. Felsefesi var. Müşteriyi memnun göndermek için çok iyi ustalarla çok şükür onu da başardığımıza inanıyoruz. Evet, Kenan abi de gördüğünüz gibi işte burada yapılışından masaya sunulmasına kadar her şeyin başında her şeye dikkat ediyor, özen gösteriyor. Sevgili seyirciler, şunu da vurgulamakta fayda var. Niye makine kullanmıyoruz? Şimdi ekranları başında bizleri izlerken merak ediyoruz tabii ki. Ben de merak ediyordum. Bu makineyi kullanmamaların sebebi şu. Çünkü makine bildiğiniz gibi eti çok fazla inceltiyor ve yediğinizde eti et tadı alamıyorsunuz. Fakat burada daha büyük doğranıyor herhalde değil mi elle? Ve evet. Biraz daha et tadı gelmiş oluyor size. Fazla bir şey karıştırmamanızın sebebi de bu. Siz o etin o mis gibi toroslarda o kekiklerle doğal lezzetlerle beslenen bu özel hayvanların etini alasınız diye bu yapılıyor efendim. İşte burada büyük bir emek var. Ben yanda kuyruk yağı da görüyorum. Kuyruk yağının özelliğine sen bunlara kuyruk yağı da katıyorsun anladığım kadarıyla değil mi? Evet, o kuyruk yağı o Adana kebabı içerisine girmese Adana kebabı çatlatır. Çatlatır. Şişte durmaz. Tadı olmaz. Saman gibi olur. Tabii şiş dediği de bunlar efendim. Bakar mısınız? Ben bunlara ok diyorum, ustam şiş diyor. Ustam dedi ki daha mızrak gibi olanı var dedi. Senin boyundan büyüğü var dedi. İnanamadım ve sizler için göstermek istiyorum. Açıyorum. Evet. Bitti mi? Bitmedi, açıyorum. Bitti mi? Bitmedi, açıyorum. Devam ediyorum. Aman yarabbim. Kenan abi bu ne ya? Valla. Kenan abi savaşa mı gidiyoruz? Ne yaptın sen ya? Bazen yapıyoruz ya öyle şeyler. Seyfi abi. Önemli olan boyamızdan büyük iş çıkartma. Sevgili seyirciler.
Benim boyum 1.81. Açık ve net söylüyorum. Çok affedersiniz, şöyle sakatlık çıkmadan koymak istiyorum. Yani şimdi bununla doymamak mümkün mü efendim? Bununla normal bir insanın doymaması mümkün mü? Demek ki Adanalılar buranın yerlileri o kadar çok Adana'yı benimsemişler, o kadar sevmişler ki sadece bu yetmiyor bazılarına. Diyorlar ki bana 2.5 metrelik Adana yap diyorlar. Bu kadar basit. Ustama dönmek istiyorum. Seyfi ustam, ne durumdayız? Başlıyorum zırha. Evet, zırha başlıyoruz. Zırhımızı kuşandık, geldik. Bu nedir? Ya Seyfi ustam, burada ne yapıyoruz? Ya benim burada ne işim var sevgili seyirciler? Şu aletlere bakar mısınız? Zamanında Türk filmi çok izledim. Bu nedir ustam? Bu Yeşilçam filmi mi çeviriyoruz burada ha, öyle mi? Bu tarihi filmler, dönemsel filmler mi çekiyoruz? Sevgili seyirciler, evet, gördüğünüz gibi zırhımız çekilmeye başlandı. Seyfi ustam diyor ki biraz uzak olmasın. Diyor, anlamazsın diyor, götürür verir, koparır yani, verir götürür diyor. Valla. Yani buraya maazallah parmağı koysak gitti. Gitti, Allah korusun. Allah göstermesin. Sonra Adana'nın tadı değişik değişik gelmeye başlayacak. İçinde benim parmağım olacak. Ben de uygulamak istiyorum ustam. Uygulamama izin var mı? Tabii tabii tabii. Peki. Alabilir miyim? Alabilirsiniz. Sevgili seyirciler, Adana'ya geldik. Zırh çekmedik demeyelim efendim. Adana kebabı mahcup yiyeceğiz. Mahcup olmayın ama. Mahcup olmayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gördüğünüz gibi burada şaşırmaya devam ediyorum şu anda. Sevgili seyirciler, siz de şaşıracaksınız. Çok güzel. Zırh çekeceğim belki, belli olmaz. Evet, başlıyorum ustam. Başla. Şu anda ete eziyorsunuz ve dokunuyorsunuz sadece. Kenan abi. Böyle yapıyorsunuz yani. Kenan abi de çok güzel söylüyor değil mi? Ama öyle yapıyorsunuz yani. Ne yapabilirim? Doğruyu söylemek zorundayım. Yapamadın mı şimdi Seyfi usta? Gıcırtı sesi çıkacak. Ha, sol el basık duruyor. Sağ elle evet, aktif bir şekilde. Denge hepsi burada. Şu el. Sadece bunu kaldırıp indiriyorum. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi denedim. Dışarıdan gelen yabancı birisi olarak Adana'da zırh çekebilirim iddiasında bulundum. Başaramadım. Her işi ustasına bırakmak gerekiyormuş. Bunu anladım burada, bu mekanda. Harika, harika, muhteşem. Tabii Adana çok sıcak bir evet. Şehir değil mi evet. Kenan abi? Fakat ben şunu da anlamıyorum. Adana'nın sıcağında insanlar nasıl bu kadar acı yiyor ya? Adana'ya özel bir şey bu. Acı yedikçe insan rahatlıyor burada yani. Rahatlıyor? Tabii. Yani içinin ateşi anladığım kadarıyla dışının ateşini bastırıyor acı yediğin zaman ve sıcağı algılamıyorsun. Rahatlıyor adam. Rahatlıyor. Tabii. Ben mesela en merak ettiğim şeydir, ustalarımız bu lezzetlerden tadıyorlar mı kendi yaptıkları? Yiyor musun sen de Adana kebap zevkle? 25 yıldır kebap yiyorum, bir 25 yıl daha gelse yine yerim. Yine yerim diyor ama yerim. İşte şuraya gelmek istiyorum. Şimdi biz ustam bu kebaplardan böyle 5 tane 10 tane yesek biz hemen şişeriz ama yani şimdi sana nasıl bir şey olmuyor diyorum ama maşallah bakıyorum sevgili seyirciler, ustam aynı zamanda spor da yapıyor efendim. Evet. Yani günde 60 kilo 70 kilo et çekmek insana muazzam bir spor yeteneğiyle kazandırıyor. Öyle spor salonlarına falan gitmesine gerek yok. Gördüğünüz gibi fit kalmayı başarmış kendisi. Harika. Adana'nın ünü sınırlarını çoktan aşmış meşhur kebabı kuzu etinden yapılıyor. Kuzunun en lezzetli yeri alınıyor. İtina ile de doğranıyor. Adeta kılıç kalkan ekibini kıskandıracak malzemeler var burada. Kuzu eti bir güzel zırhtan geçiriliyor. Zaten Adana kebabına lezzetini de bu işten veriyor. Şimdi Adana kebaba lezzetini veren diğer unsurlar katılıyor ete. Önce kuyruk yağı, ardından da kırmızı kapya biber kebapta yerini alacak. Bu biberin suyunu da sıkmam lazım. Evet, suyunu mu sıkıyoruz? Evet. Niye sıkıyoruz Seyfi usta? Bu biberin suyu eti çürütür. Ha. Yeni bir şey daha öğrendik şu anda. Biberimizin suyu sıkılıyor çünkü sıkılmazsa et çürüyor efendim.
Yaz bir şey dikkatimi çekti sevgili seyirciler. Seyfi abi. Evet. Sen bu karışımları yaparken hiç böyle bir tartı vesaire işte şundan 300 gram, şundan 500 gram falan yapmadın. Tamamen göz kararı yapıyorsun. Tamamen göz kararı yapıyorum. Ya bu tabii tecrübeyle doğru evet. orantılı bir şey efendim. Burada aynı zamanda Seyfi Usta bir kıyma makinesi görevi görüyor. Aynı zamanda bir tartı görevi görüyor. Aynı zamanda bir sıkacak görevi görüyor. Gördüğünüz gibi şu anda, hatta dışı şu anda benzemeye başladı Adana'ya. Bir daha mı çekiyoruz? Bir daha onu birbirine yedirmek için. Bu biberimiz de maşallah. Ya Kenan abi ne yaptınız? Adana burası. Acı. Sevgili seyirciler gördünüz mü? Bu nasıl bir pul biber sevdası? Bu nasıl bir acı sevdası efendim? Adana'da acı yenir biliyorum da acaba ben yiyebilecek miyim bu kadar biberden sonra onu bilmiyorum. Seyfi abi artık yeter. Acı çektirme bize. Hazırız artık. Acıyı yiyelim hazırız. Öyle çekelim. Ne yapalım artık çekelim mi şişe? Çekelim. Sevgili seyirciler işte o önemli ana geldik. Adana'nın şişe çekilmesine geldik. Seyfi abi buzlu su mu? Evet. Şöyle bir gösterelim ama. Bitti. Hemen gösterelim. Buzlu sudan parmak uçlarıyla bir tutam alıyor ve gördüğünüz gibi soğuk şişe. Bakın burası çok önemli. Niye soğuk oluyor bunlar? Soğuk olmadı mı kıyma tutmaz. Kıyma tutmuyor efendim. Yani tutmaz, kıyma tutmaz. Bu şişi eğer soğuk değil de sıcak getiriyorsanız ılık bile getirseniz olmaz. Tutmaz et. Çok da seri bir de maşallah. Bol koyuyorsun, bol keseden koyuyorsun Seyfi Usta. Gönlümüz bol bizim. Şimdi gelelim sürpriz gününe. Sürprize geldik. Metreli kebap, boyumuzdan büyük kebap yapacağız. İşte gördüğünüz gibi Adana'ya geldik. Boyumuzdan büyük işlere kalkıştık efendim buraya gelerek. İşte Adana kebabın en havalısı gelecek birazdan. Bu şiş tam 2 metre 10 santim boyunda. Adana kebaptan karnı da gözü de doymayanlara böyle uzun şişler veriliyor demek ki. Sevgili seyirciler, Seyfi Usta'm bunu hazırlarken aklıma lavaş geldi. Tabii Adana'da meşhur lavaşın içine çekilip yeniliyor. Şuradan böyle çekmeye kalksak herhalde bunun için bir 5 metre çapında da bir lavaş gerekli değil mi? Bakar mısınız şuraya? Bitti. Bitti. Of of of. Gidelim mi? Evet gidelim. Ustam gidelim. Allah 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 Allah. Savaşa gidiyoruz. Metre 10 santimlik kebabımızı mangalımıza attık. Evet sevgili seyirciler şu anda kebabımız pişiyor. Birazdan muhteşem bir sofrayla karşınızdayız. 2 metre 10 santimlik kebabımız mangaldaki yerini aldı. Şimdi enfes kokular saça saça ve elbette ki yol arkadaşlarıyla birlikte cızır 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 diyor. İşte muhteşem kebabımız sonunda hazır. Yalnız insan bunu yemeye kıyamaz ki. Yeme de yanında yat diyor adeta. 2 metre 10 santim uzunluğunda kebabımız hazır. Ustam bir de bir güzellik yaptı bize. Boyundan daha uzun bir de pide hazırladı. Pidemiz de hazır gördüğünüz gibi. Fakat üzerini de süslemiş ustam bizler için. Bakar mısınız? Envai çeşit etin her bölgesi. Her kısmı, her çeşidinden var. Halil İbrahim sofrasına düştüm adeta. Bir kuş sütüm eksik. Abi bunlar ne? Lavaş mı da var, lavaş. Ara sıcaklar geldi. Ara sıcaklar. Ana yemeğe geçmeden önce bir de ara sıcakları var ki. Ne ara sıcaklar efendim? En az bu kebap kadar etkili ve doyurucu ara sıcaklar görüyorum ben burada. Şu nedir? Peynirli fındık. Bu nedir? Fındık.
Peynirli fındık. Evet. İlk defa görüyorum. Bu nedir? Bu da lahmacun fındık. Lahmacun fındık. Lahmacunun küçük versiyonu. Evet. Minik versiyonu. Evet. E bu nedir? Cacık. Cacığımız da var. Evet. E bu ne? O iş olmazsa olmaz. Olmazsa Adana, olmaz. Adana şalgam acılı. E Kenan abi ben doydum. Bir ye bakayım, bir ye ondan sonra bir ye. Bir ye bakalım diyor, bir ye bakalım doydum. Sevgili seyirciler, ben Kenan abime dedim ki, Kenan abi bir tane Adana çekin ya bana dedim. Bana böyle bir sofra kurdular, sofra hazırladılar. Ben izninizle artık tadayım. Değil mi? Peki. Sofra senin. Buyurun efendim. Ya Seyfi Ustam, bu ne güzel bir şey ya. Bu şimdi siz kebabı sipariş verdiğimizde önden bunları mı sunuyorsunuz? Tabii ki. Evet, önden. Bu lezzetleri sunuyorsunuz. Bunları sunuyoruz. Harika, müthiş. Fındık lahmacundan da izninizle tadıyorum. Bir de şalgamı içerisine. Harika. Allah Allah. Adana burası abi ya. Şalgam içiyorum. Şimdi efendim artık izniniz olursa yemeğe geçmek istiyorum. Abi. Peki kebabımızı alalım. Ustam buyurun. Kebabı Seyfi Ustam tabiri caizse kebapla süslemiş. Of, acı biberimiz de geldi. İşte Adana kebabı dediğin zaman böyle dağılacak. Gösterelim. Özelliği de o. Adana kebabımız bulgur gibi dağılacak. Ellediğin, dokunduğun zaman bulgur gibi dağılacak diyoruz. Tam dokunduğum anda dağılıyor kebap. Harika. Şimdi ben bismillah deyip başlamak istiyorum. Evet. Sevgili seyirciler, Adana'da Seyhan Barajı'nın önündeki bu muhteşem mekanda ustam bizler için Adana kebabı hazırladı. Adana has mı kebabı has? Böyle yenmez. Adana kebabı hazırladı. Adana kebabı böyle yenmez. Böyle yenmez diyor. Bunu aldın. O bana hazırlıyor. Buyurun. Ne güzel ustalarım var. Hem hazırlıyor hem yediriyorlar. Soğan salatası alayım biraz oradan. Soğan Kenan salatası. Bey. Bunu tabii hazırlamak kadar yemenin de bir usulü varmış efendim. Burada öğrenmiş olduk. Limon da sıktı kebaba. İlk defa görüyorum. Evet, geldik o müthiş ana. Haydi bakalım. Bu ne müthiş bir şey ya. Bu ne güzel bir şey ustam. Sevgili seyirciler, Adana kebabının hazırlanışı kadar yemesi de çok lezzetli. Niye biliyor musunuz? Yerken keyif alıyorsunuz, zevk alıyorsunuz. Ben acıyı sevmem. Acıyla aram yoktur. Fakat Adana kebabını yerken başka bir şekilde yiyorum efendim. Nedense bu acı bana dokunmadı. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Kenan abim ve Seyfi abim bana bu muhteşem sofrayı hazırladı Adana'da. Sizleri de buraya bekliyorum. Sizler de Adana'ya geldiğinizde mutlaka buranın en meşhur yemeğini tatmadan gitmeyin. Nedir o? Adana kebap efendim. E hadi o zaman bismillah diyelim de. Adana'ya girip de yemeden giderseniz büyük pişmanlık yaşayacağınız yegane lezzet belki de Adana kebabı. Başka hiçbir yerde yediğinize benzemeyen bu eşsiz lezzeti böyle muhteşem yol arkadaşlarıyla yemek vakti şimdi.